Salona girdiler, sloganlar atıp içeridekilere sözle sataştılar. Terör yandaşlarının baskını nedeniyle İngiltere parlamentosunda tansiyon yükseldi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Londra'daki parlamento binasında toplantı düzenlemişti. Dinleyiciler arasında sonradan PKK yandaşı oldukları ortaya çıkan bir grup da vardı. Terör yandaşları içeridekilere hakaretler ve tehditler savurdu. O sırada salonda olanlardan biri de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölge Başkanı Turhan Özen'di. Terör yandaşları PKK elebaşının fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giymişti. Grup sloganlar atmaya başlayınca duruma polis müdahale etti. Güvenlik güçleri grubun salondan çıkmasını istedi. Aksi halde gözaltına alınacaklarını söylediler. Bir süre direnen terör yandaşları sonunda polis tarafından salondan çıkarıldı. Görüntüler terör örgütü PKK'nın Avrupa'da ne kadar rahat hareket edebildiğinin bir başka örneği oldu. AB yöneticileri İstanbul'daki saldırılardan sonra yaptıkları açıklamalarda terör kelimesini bile kullanmamışlardı. Niye kullanmadıkları AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Alexander Winterstein'e soruldu. Sözcü soruyu yanıtsız bıraktı. Terörle bağlantılı insanlar için yaptırım görecek miyiz sorusuna ise kaçamak yanıt verdi. AB Komisyonu'nun PKK ve terörle mücadelesi açıkça ortada dedi. Très bonne idée que les que c'est